İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün Halkların Demokratik Partisi'nin meclisteki ilk basın toplantısını sizinle birlikte paylaşıyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tabii Meclis Başkanımız Sayın Cemil Çiçek de bu basın toplantımızı gördükten sonra grubumuz için ve eş başkanlarımız için mecliste bir mekan hazırlamakta acele etmesi gerektiğini görecektir. Çünkü hayat, siyaset meclisin hızından daha hızlı cereyan ediyor ve tabii ki basın toplantıları için daha uygun bir mekana ihtiyacımız var genel merkez adına. Ama gene de meclisin en genç partisi olmaktan memnunuz. Üstümüze aldığımız işi de sonuna kadar götürmek ve başarıyla taşlandırmak istiyoruz. Bu çerçevede sizlerle hem en son birkaç etkinlikten edindiğimiz gözlemi, ki bunlar bu etkinliklerin hepsi Türkiye'nin temel siyasi meselelerinin içinden doğuyor. Bu izlenimlerimizi paylaşmak hem de yaklaşmakta olan kimi meselelerle ilgili pozisyonlarımızı açıklamak isteriz. Ben biraz söz aldıktan sonra Sebahat Tuncer başkanımıza bırakacağım sözü. Birinci mesele, Türkiye'de sürüp gitmekte olduğunu söyleseydik çok memnun olacağımız ama sürüp gitmekte, tökezlemekte olan barış ve çözüm süreci ile ilgili mesele. Üç ayağı olan bu meselenin üç ayağında da son dönemde aksamayla karşı karşıyayız. Hem bir yeni anayasa süreci, hem demokratik alan temizliği meselesi, hem de çatışmasızlık meselesi. Bunların hepsinde bir tedirgin duraksama ile karşı karşıyayız. Halkların Demokratik Partisi bu açıdan bu sürecin sadece Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları, devletin gizli örgütleriyle PKK yöneticileri arasında giden bir süreç olmaktan çıkması, toplumun tamamının bu sürece müdahil olması bakımından aslında bu sıkışıklığın da bir imkan gibi de görülebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz bir üçüncü göz ihtiyacını, üçüncü alan, üçüncü müdahil ihtiyacını da bu süreçte karşılamak üzere hem kendimiz hem diğer toplumun politik güçlerini, demokratik ve sosyal güçlerini devreye girmeye çağırıyoruz. Öncelikle anayasa meselesi hepimizin gördüğü gibi tıkanmış durumda ve Adalet ve Kalkınma Partisi aslında süreci tıkayan güç olduğu halde sürecin tıkanmasını diğerlerinin üzerine yıkacak bir söylemle aslında hemen hemen hiçbir temel alanı çözülmemiş olan eldeki anayasa taslağının 60 maddesini eski anayasaya ekleyerek yeni anayasa ihtiyacını ikame edebileceğini düşünüyor ama bunun böyle olmayacağı belli. Çünkü bu girişimin ruhuna aykırı. En temel meseleler bir kenarda durarak anayasa değişmiş gibi yapamayız. Yeni bir anayasa yapmaya ihtiyacımız var. Ama yeni bir anayasa yapabilmek için de çatışmasızlığı anlamlı kılacak yeni adımlar atmak lazım. Dün Nusaybin'deydik ve Nusaybin'de gördüğümüz şey şudur. Hükümet hem iç hem dış siyasetinin kesişme noktası olan Kürt meselesinde herhangi bir yapıcı adım ne yazık ki atamıyor. Gerçekte 1916 Sykes-Picot anlaşmasıyla birlikte oluşmuş olan 800-900 kilometre uzunluğundaki aslında eski Osmanlı topraklarını değil sadece Kürt halkını da ikiye ayıran, sınırın iki yakasındaki halkın birbirlerine artan ilgisini önleyebilmek için bir duvar çekme gayretinde. Biz tam çözümden, barıştan, Suriye'nin içine barış ve demokrasi taşımaktan söz ederken
Ve iki halk bu noktada güçlü bir inisiyatif almışken bunları birbirlerinden beton duvarlarla ayırmaya kalkışmak. Üstelik bunu her türlü itiraza, uyarıya rağmen sistematik olarak yapmaya çalışmak ve sonunda halkın öfkesini ve başkaldırısını getirdi. Bunu barışçı biçimde dile getiren, ifade eden, 9 gün süren açlık grevi sonunda Türkiye'nin dikkatlerini buraya çekmeye başaran Nusaybin Belediye Başkanı Sayın Ayşe Gökkan'a da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'nin ve dünyanın dikkatini 21. yüzyılın başlangıcındaki ilk utanç duvarını inşaya kalkışan bir güvenlik girişimine çekmeyi başardı. İsrail'in Filistinlileri birbirinden ayırmak için inşa ettiği beton duvarlardan esinleneceğini kimse beklemezdi başbakanın. Ama ne yazık ki sözde değil özde karşıtlık Siyonizme ve sömürgeciliğe ancak bu duvarı akletmemekle olurdu. Güney Afrika'daki Bantustanların, İsrail'in Filistinlilere yönelik duvar inşaatlarının, Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırına çektiği duvarların bir benzerinin iki kardeş halk, iki akraba toplum, aslında tek bir toplum olup da ortadan yarılmış olan bu halkın arasına çekerek barış teklif etmiş olacağını düşünmesi kadar saçma bir şey olamazdı hükümetin. Demokrasi paketi aynı şekilde beklentilerin büyük çoğunluğunu hayal kırıklığıyla çöpe doğru göndererek hiçbir şey yapılmamış hale süreci düşürdü. Ve nihayet çatışmasızlık da şu an risk altında, bunu hepimiz gözlemliyoruz. Çünkü geri çekilmeyi PKK durdurdu. Gerillalar kış mevzilenmesi adımları atıyorlar. Hükümet de, hükümete bağlı silahlı güçler, silahlı kuvvetler ve polis birlikleri de mukabil adımlarla onların boşalttığı yerlere yerleşiyorlar. Çok büyük bir karşı karşıya gelme riski var ve ilk silah patladıktan sonra ne olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Bu açıdan da herkesi şimdi sönmekte olan müzakere umutlarını yeşertecek yeni adımlar atmaya, bu bakımdan hükümeti akıl ve basiretle davranmaya çağırıyoruz. Halklar ise bu bakımdan üzerlerine düşenin hepsini yapıyorlar. Türkiye halkı, Türkiye toplumunun çok çeşitli kesimleri barış sürecine desteklerini hala sürdürüyorlar. Kürt halkı barış sürecini aldı, başının üzerine koydu. Bütün işlerini erteledi, bütün hayatını erteledi. Bu süreçten bir imkan çıkması için itidalini, sükunetini muhafaza etmeye çalışıyor. Fakat öte yandan bu toplumsal barış arzusuna da şimdi Hizbullah şapkası altında bölgede yönelen ciddi bir saldırı var. Son 6 ay içerisinde ikinci büyük saldırı Batman'da gerçekleşti. Ve bu saldırı gerçekleşmeden bir hafta önce bu geleneğin mirasçısı olan partinin yöneticileriyle Başbakan Batman'da görüştü. Onlarla iyi dilekleri teati etti. Bir hafta sonra da hem halkın talep etmediği yerlerde, yani bir düğünde bildiri dağıtma tartışmasının arkasından bir silahlı baskınla bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı ve büyük bir infial Batman sokaklarında kol geziyor. Bunları dile getirdiğimiz zaman bu cenah bize sanki çatışmayı biz talep etmişiz gibi davranıyor ama bu çatışmaya karşı hem hükümetten hem Hüdapar'dan hiçbir bu saldırıya karşı çatışma, düzeltiyorum, bir çatışma olmadı çünkü. Bu saldırıya karşı ne Hüdapar'dan ne hükümetten kınayıcı bir söz bugüne kadar işitmediğimiz gibi bir adli takibatta olmadığını görüyoruz. Eğer bu adliye, hükümet, yargı bu meselenin içerisine girip çözüm bulmaya çalışmazsa neler olabileceğini geçmişten biliyoruz. Birbirini peşi sıra izleyen
yargısız infazlar döneminin doğabileceği endişesi bölgede, Batman'da, diğer kentlerde yüksektir. O nedenle hepimizin ve hepinizin dikkatini, kamuoyumuzun dikkatini barış ve müzakere sürecinin aleyhine işleyen bu dinamiklere çekmek istiyorum. Suriye'de, Suriye sınırındaki duvar inşaatı meselesi aslında El Nusra katilleri ellerini kollarını sallayıp gelip giderken hiçbir askeri, siyasi ve başka türden saldırı içermeyen sınırın iki arkasındaki halk arasındaki ilişkileri kesmek üzere inşa ediliyor. Bu kabul edilemez. Ne Suriye'ye barış getirir ne Türkiye'deki barışçı gelişimi teşvik eder. Demokrasi yönündeki hiçbir gelişme kaydedilememektedir ve beklentiler karşılanmış değildir. Nihayet bölgede toplumsal barışı zorlayan müdahalelerin hükümet himayesi altında en azından görmezlikten gelmesi altında olduğuna dair yaygın bir kanaat vardır. Nusaybin ve Batman'daki ziyaretlerimizde ve gezimizde edindiğimiz en önemli izlenim budur. İkinci eklemek istediğim konu da cezaevlerinde aslında aynı sürece paralel giden bir yeni saldırı hamlesinin olduğunu biliyoruz. Sincan F tipinde ve bütün F tipi cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin hayatlarını içeriden gözetlemeye dayalı bir yeni kamera sistemi. Şimdiye kadar mahrem alan kabul edilen koğuşlara da kamera sistemi kurulmaya çalışılıyor. Bundan doğan bir gerilim Türkiye'nin bütün yüksek güvenlikli cezaevlerindedir. Yeni şiddet süreçleri ihtimal dahilindedir. Bu da aslında toplumsal barış ve uzlaşma temennileriyle hiçbir alakası olmayan bir hükümet pratiği olarak ortadadır. Halkların Demokratik Partisi bütün bunlar karşısında hem uyarı görevini yapacak hem de bütün bu süreçlerin olumsuzdan olumluya dönüşmesi için de Türkiye halkının, halklarının, Türkiye'nin batısında ve doğusunda yaşayan herkesin ortak sesi olarak itirazlarını dile getirmeye devam edecektir. Ben şimdi sözü Sabahat Tuncel Başkanımıza bırakıyorum. Daha sonra sorularınızı birlikte cevaplayacağız. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Merhaba değerli basın emekçileri. Ben de Halkların Demokratik Partisi adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Eş başkanımızın ifade ettiği gibi basın toplantımızı bugün burada gerçekleştirdik ama bir sonraki basın toplantımızı genel merkezimizde gerçekleştirmeyi umuyoruz en kısa sürede. Burada da yeni partimize, genç partimize uygun bir mekanın hazırlanması biraz aciliyet ifade ediyor. Bunun altını ben de çizmek istiyorum. Değerli basın emekçileri, gerçekten Türkiye çok kritik bir süreci atlatıyor. Biraz önce eş başkanımız özellikle bu sürecin çok temel bir gündemi olan ve bugünlerde çok geri planda bıraktırılan Kürt sorununa ve onun olası gelişmelerine ilişkin şeyleri ifade etti. Ben ikinci bölümüne ilişkin özellikle son dönemde başbakanın yaptığı açıklamalarla birlikte Türkiye'de yaşam tarzına müdahalenin ortaya çıkaracağı sonuçlara dikkat çekmek istiyorum. Bu çok ciddi bir durum. Biz biliyoruz ki bütün devletler aslında kendi toplumlarını bir şekilde denetim altına almak istiyor. Bu bütün devletlerde var olan ulus devletçi anlayışın geliştirdiği bir durum. Türkiye'de de bu baskıcı, her şeyi denetim altına almak isteyen, kontrol etmek isteyen yaklaşımları her gün her gün yeniden görüyoruz ve özellikle bu yaşam tarzına müdahale meselesi olarak önümüze çıkıyor. Tabii bu baskı, zor politikalar bir şekilde bu aslında yeni bir toplum mühendisliğini ifade ediyor ve AKP hükümeti kendi toplum mühendisliği üzerinden toplumu yeniden şekillendirmek istiyor ama burada şunu unutmuş görünüyor. Yani Türkiye çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı bir yapıdan oluşuyor. Yani muhafazakar demokratız deyip bütün toplumu tek tipleştirmeye çalışmak, bütün toplumu tek kimlik altında toplamaya çalışmak büyük felaketlere yol açar. Biz daha Gezi direnişini yeni
yaşadık. Yani Gezi direnişinin özündeki itirazın sebebi neydi? İsyanın sebebi neydi? Tam da AKP hükümetinin bu yaşam tarzına müdahale, sürekli kendi üzerinde bir baskı hissetmeleriyle alakalı bir itirazdı. Mesela AKP bunu unutmuşa benziyor. Bu ciddi bir sorun. Tabii tarih boyunca, özellikle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle baskı, zor politikaları ve yol politikaları hep birlikte devam etmiştir. Şimdi bunun ne alakası var diyeceksiniz. Tam da başbakan yola çıkarken Türkiye'deki temel sorunlara ilişkin bir gündem atıp gidiyor, yani ülke dışına gidiyor. Ve buradan bu mesele tartışılıyor. En son tartışma gençlerin kaldığı yurtlarla ilgili tartışma. Bu çok ciddi, çok vahim bir tartışma. Bu konuda yani AKP hükümeti belli ki çok planlanmış. Yani başbakanın sadece söylediği bir söz olmadığını anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Çünkü başbakanın bu sözünü savunmak isteyen hemen bakanlar sıraya girdi. Hatta öyle ki bir vali başbakanın sözü bizim için talimattır deme cüretini gösteriyor. Hani biz hukuk devletiydik. Bu ülkenin başbakanın söylediği her şey yasa mı? Ki ne yazık ki Türkiye'de öyle. Yani kanunlar var, yasa var, bağımsız yargı var. Yani bunu neye geliştirecek? Bu ciddi bir sorun. Ama bu noktada özellikle yani AKP hükümeti yeniden toplumu dizayn ederken bu toplumdaki herkesi aynı kalıp içerisinde sıkıştırmaya çalışıyor. Bunun tehlikelerine dikkat çekmek istiyorum. Aslında bu özünde bir kadın politikasıdır sevgili arkadaşlar. AKP hükümeti aslında bu genç kadın ve erkeklerin bir arada kalma meselesini tartışırken, burada işte orada karmaşık ilişkiler oluyor diye ifade ederken şunu unutmuşa benziyor. Toplum kadınlar ve erkeklerden oluşuyor zaten. Aileler kadınlar ve erkeklerden oluşuyor. Siz aile bireylerini kadınlar ayrı yaşasın, erkekler ayrı yaşasın diye ifade edebilir misiniz? Bunu geleneksel olarak, toplumsal olarak, kültürel olarak bütün alanlara, kamusal alana bile neredeyse böyle bir şey geliştirecek bir duruma getiriyorsunuz. Şimdi bu yaklaşımın kendisine vahim açıklamalar bir İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakanlığı bunların terörizmle bağlantısını kurdu. Diğer bir Sağlık Bakanı yanılmıyorsam fuhuş meselesi üzerinden. Bu iki durumda çok tehlikeli, vahim bir şeydir yani. Ön kabulle, yani öğrenci evlerinde kalan herkesin aslında fuhuş yaptığına dair bir yaklaşım, bir ön kabul felakettir sevgili arkadaşlar. Bu hangi namus anlayışıdır? Hangi ahlak anlayışıdır? Nasıl kabul edilebilir bu? Bu yeni namus cinayetlerine davetiye çıkarmaktır. Bu ülkede her gün 5 kadın öldürülüyor. Daha birkaç gün önce Diyarbakır'da hamile bir kadın öldürüldü. Her gün kadınlar namus adına katlediliyor. Şimdi bu yeni katliamlara davetiye değil midir? AKP bunun sorumluluğunu nasıl alacak? Toplumsal, çünkü aynı zamanda toplumun muhafazakar damarına dokunarak bir şekilde tartışmayı başka bir yöne çekmeye çalışıyor AKP hükümeti. Yine kadın erkek eşitliğine darbe vuran bir şey. Kaldı ki mesele sadece bu söylemde ifade değil. En son kadınlar için hazırlanan istihdam paketi de böyle. Kadınlara esnek çalışmaya mahkum eden, eve mahkum eden, kadınlara sadece dayatılan şey şu: anne olabilirsiniz, çocuk doğurabilirsiniz, yedek işlerde çalışabilirsiniz ama asla özgür bir birey olamazsınız yaklaşımıdır. Bunun ciddi anlamda büyük felaketlere yol açtığının altını çizmek istiyoruz. AKP zaten aslında toplumun hepsini kontrol etmeye çalışıyor. Bu şimdiki bir mesele değil. Biz biliyoruz, üniversiteleri kontrol ediyor. Üniversitelerde mesela şimdi, eskiden özel güvenlik vardı, şimdi polis giriyor. Bütün hocaları, öğrencileri, yanındaki arkadaşını, sınıf arkadaşını ihbar etmek için konumlandırdı. Yetmedi, şimdi mahallelerde, ki ilk Özge diye bir genç kadının evi basılmış zaten. İlk şeyi, mahallelerde halka komşunuzu şikayet edin, ihbar edin. İhbarcı olduğun yaklaşımını ifade ediyor. Böyle bir şey olabilir mi sevgili arkadaşlar? Özel yaşama müdahale nasıl bu kadar kabul edilebilir? Şimdi bu ciddi anlamda problemli bir durum ve aslında Türkiye'de çatışmanın, toplumsal çatışmanın genişletileceği bir yaklaşım. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz bir Halkların Demokratik Partisi olarak AKP hükümetini uyarıyoruz. Derhal bu yaklaşımdan başbakan özür dilemelidir. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Ben attım tartışılsın, sonra da nasıl olsa gereğini yaparız diye bir şey kabul edilebilecek bir durum değil yani. Başbakan sultan değil. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Başbakanın her söylediğini yapan bir yaklaşım kabul edilebilir bir durum değil. O zaman şunu biz cevabını isteriz. Gerçekten bu ülke bir hukuk devleti midir? Yoksa başbakanın her söylediğini
yerine getiren, onu yasa olarak kabul eden ve onun yasalarını çıkartan bir devlet midir? O zaman demokrasiden, özgürlüklerden, şuradan buradan bahsedemeyiz. Her fırsatta biz hukuk devletiyiz, bizde demokrasi var denilemez yani. Tek kişinin yönettiği bir yaklaşım kabul edilebilir yaklaşım değil. Biz bir kez daha bunun altını çizmek istiyoruz. Çünkü bu mesele başka alanlarda da özellikle inanç özgürlüğü meselesinde de ciddi bir sorun değerli basın emekçileri. Bakın bu ülkede başörtüsü sorunu bu meclis bir ayıbı ortadan kaldırdı. Ama hala inanç özgürlüğü sorunu ciddi bir sorun. 3 Kasım'da Aleviler sokağa çıktı, eşit yurttaşlık talebinde bulundular. Cemevlerinin yasal statüye kavuşması, özellikle zorunlu din dersinin kaldırılması, Alevi yurttaşların bu ülkede kendisini güvende hissetmesi. Mesela Aleviler bu ülkede kendisini güvende hissetmiyor. Başbakanın her yaptığı açıklamada Alevilerin bu güvensizliğini derinleştiriyor. Bu anlamda yani sadece bir mesele en son öğrenci evleriyle ilgili yapılan bir mesele, oraya müdahale etme meselesi değil. AKP hükümeti kontrol ederek toplumu yeniden dizayn etmek istiyor. Biraz önce eş başkanımız söyledi. Aslında cezaevlerinde de bunu yapıyor. Cezaevlerinde özel alana kamera koyuyor. Evlere kamera koyuyor. Bu kameralarla izleyemediği yeri de işte insanları ihbarcılığa zorlayarak, bu devletin bu tehditleştirici, baskıcı, zor politikalarına bir şekilde müdahale olmasını istiyor. Bunlar Türkiye'yi başka bir çatışma zeminine sürükler. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Kaldı ki AKP'nin tabanı da bundan rahatsızdır. Bu ülkede gerçek dindarlar da bundan rahatsızdır. 28 Şubat öncesinde değerlendirmeler yapmaları boşuna değildir. Aynı zihniyet aslında şimdi başka bir şeyle devam ediyor. O zaman başörtülü kadınları, inançlıları böyle bir sürekli gözleme, sürekli tehdit eden ya da sürekli kontrol altına almak isteyen bir yaklaşım şimdi AKP'nin döneminde muhafazakarlık adına bize dayatılıyor. İkisi de yanlış. Bu iki yanlışı da kabul etmek durumunda değiliz. Bunu da bir kez daha altını çizmek istiyorum. Diğer bir konu değerli basın emekçileri, belki biz Halkların Demokratik Partisi olarak bu konudaki görüşlerimizi daha sonra daha kapsamlı olarak ifade edeceğiz ama mecliste biliyorsunuz bütçe görüşmeleri devam ediyor. Biz henüz bir grup olamadığımız için sadece 4 milletvekili arkadaşımızla parlamentoda temsil ediliyoruz. Dolayısıyla bütçeye ilişkin görüşlerimizi daha ifade edeceğiz ama bu bütçe tartışmalarının tam da aslında Türkiye'nin bir yılını belirleyecek, önümüzdeki dönem bir yılını belirleyecek bir gündemken, işçilerin, emekçilerin hak ve özgürlük mücadelesini, bu bütçenin gerçekten kimin bütçesi olduğunu tartışmalar yapılacakken başka meseleler tartışıyoruz. Bu bağlamda da özellikle bütçenin şeffaf olamaması, denetlenememesi, geçen yılın Sayıştay raporunun hala bu yıl verilmesi, bu yılınki de ne zaman verilecek belli değil, ciddi bir sorun. İkincisi, bütçeleme taktiğinin taktiği bizim açımızdan bir eleştiri konusudur. Çünkü bu bütçeyi yaparken aslında yerel özellikler dikkate alınarak, yerelin merkezi politikayla siz Ankara'dan bütçe belirliyorsunuz, kendinize göre bütçe belirliyorsunuz, kendi ideolojik politik yapınıza göre bütçe belirliyorsunuz. Buna göre işte sizin için önemli olan alanlara, kalemlere bütçenin büyük kısmını ayırıyorsunuz. Onun dışında gerçekten ezilenlerin, emekçilerin, yoksulların, kadınların bütçeden faydalanmasını engelliyorsunuz. En temel eleştiri konusu bu bütçe toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe değildir yani. Bütçe hazırlanırken biliyorsunuz bu bütçeleri hani nasıl topladığınız ve bu hangi değerlere dikkat ettiğiniz, bir de bunu bütçeyi paylaşırken, değerlendirirken nasıl hangi değerlere göre dağıtacağınız meselesi önemli. Mesela bu bütçe kadın körü bir bütçedir. Yani en temel eleştiri konusu gerçekten yine ekolojik perspektiften yoksundur. Daha çok kar amaçlı, daha çok şey yapan bir yaklaşım. Bu konuya ilişkin de genel böyle bir ifade etmek istiyoruz. Dediğim gibi daha sonra Halkların Demokratik Partisi'nin bu konudaki bütçe üzerindeki genişletilmiş bütün kalemlere ilişkin belki de görüşlerimizi ifade edeceğiz. Mümkünse bulduğumuz koşullarda genel kurulda da görüşlerimizi ifade edeceğiz. Ama bu meselelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'nin demokratik, özgürlükçü bir yapıya da ilerlemesi mümkün. Bunun önünde engel olan ne yazık ki şu anki iktidardır, iktidar partisidir. İktidar partisi toplumsal sorunları çözmek yerine, barışçıl politikaları hayata geçirmek yerine
uluslararası alanda herkesle çatışan hale gelmiştir. Toplumda herkesle çatışan hale gelmiştir. Kadınlarla, gençlerle, ekoloji mücadelesi verenlerle, gerçek dindarlarla, gençlerle, herkesle çatışan bir hale gelmiştir. Bu çatışmadan Türkiye'ye hayır çıkmaz. Bunun altını çizmek istiyoruz. Dolayısıyla biz Halkların Demokratik Partisi olarak genç bir parti olabiliriz ama güçlü bir geçmişimiz var, köklü bir geçmişimiz var. Bu geçmişimizden de aldığımız güçle en azından hükümeti bu politikalarından vazgeçmesi ve gerçekten toplumsal müzakere, mesela müzakere sadece Kürt sorununda müzakere değil, gerçekten toplumsal kesimleri, Alevilerle, gençlerle, kadınlarla, ekoloji mücadelesi yürütenlerle, parlamentoda grubu bulunan kesimlerle müzakere meselesinde gündeme almasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Eğer varsa sorularınız cevaplayalım. Daha önce gizli olayları sonrasında heyetten çıkarıldığı yönünde yorumlar yapılmıştı, heyetten çıkarılmıştı. Siz bu değişikliği, yani Adalet Bakanlığı böyle bir bize verdi mi? Bu değişikliği nasıl yorumlamak lazım? Heyete dahil olmasını, bu yeni oluşumun bağlantısı var yoksa çözüm sürecinde gelinen noktada gerginliğin azaltılması noktasında da bir şekilde yorumlanabilir mi bu yeni durum? Teşekkür ederim. Ya bu konuyu şöyle ifade edebiliriz. Halkların Demokratik Partisi'nin müzakere sürecine müdahil olması olarak. Çünkü biz bu süreci önemsiyoruz. Biraz önce eş başkanımız da ifade etti. Barış meselesi hepimizin meselesi. Bu ülkede Kürt sorun çözümü, demokratikleşme hepimizin meselesi. O açıdan Sırrı Süreyya arkadaşımızın bu heyete dahil olmasını önemsiyoruz. Partimiz adına, Halkların Demokratik Partisi ve Kongresi adına burada olması önemli. Ama bu sürecin olumlu gittiğine dair ne yazık ki elimizde henüz somut bir veri yok. Yani böyle olmasını umuyoruz. Umuyoruz ki bu yeni bir dönemi başlangıcı olur. Çünkü gerçekten barış yerel seçimlere ya da iktidara kurban edilmeyecek kadar bizim açımızdan önemli. Ben de Ertuğrul Bey'e sormak istiyorum. Anayasa yapımı çalışmaları tıkandı dediniz. İktidardan kaynaklandığını söylediniz. Bunun aşılması için bir öneriniz var mı? Biz şimdi anayasa çalışmalarını yürüten Barış ve Demokrasi Partisi heyetiyle oturup esaslı bir müzakere yapmış değiliz. Ancak gidişatı izlememizden çıkarttığımız sonuç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok büyük bir hızla ve 12 Eylül anayasası mantığını koruyarak bir yeni anayasa yapma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bunu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Mutabakatı gerçekleştirmek, toplumsal mutabakatı gerçekleştirmek için hem doğru yol ve usulleri kullanmadığını hem de müzakere imkanlarını daralttığını gözlüyoruz. Bu açıdan mesuliyetin büyük çoğunluğunu AKP'ye yüklüyoruz ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kimi anayasa hükümlerinin modern, demokratik, özgürlükçü bir muhtevaya kavuşmasının önünde engeller oluşturduklarının farkındayız. Fakat zaten müzakere niçindir? Tüm bu engellerin görüşülerek açılması içindir. Bir an önce bir anayasaya ihtiyacımız yok bizim. Bizim demokratik, özgürlükçü, eşit yurttaşlığa dayanan bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunun için gerekirse müzakere süreci başa sarılabilir. Her şey baştan alınabilir. Ama elde 60 madde var, 60'ını öteki anayasanın içine sokalım diyerek gerçekte yaptığı başlangıcı inkar etmiş olur şu anayasa komisyonu. Bence bu açıdan sorumluluk AKP'dedir. Çünkü bir seçim yatırımı olarak bu 60 maddeyi görmekte olduğunu bize söylemiştir. Oysa bir anayasa bütün seçimler içindir. Bundan sonra olacak seçimler, bundan sonra doğacak insanlar için bir yasa yapıyorsunuz. Bunu bugünün küçük egemenlik ihtiraslarına kurban edemezsiniz. Mesele budur. Biz yeni bir yol için henüz teknik bir şey söyleyemeyiz ama çok taraflı ve toplumun bütün
hak ve çıkar sahiplerinin aktif olarak devrede olduğu bir yeni süreç pekala başlatılabilir. Telaşa mahal yok diyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler hepinize.